TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 4 gün önce partisinin herhangi bir ittifak içerisinde yer almayacağını ve yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayının da kendisi olacağını açıklamıştı. Ancak bir değişiklik oldu. Bugün yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. Konuya dair Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile konuşacağız. Bize değerlendirmelerini aktaracak. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum İrem Hanım. Teşekkür ederim. İlk değerlendirmeniz nedir konuya dair? Şimdi tabii gerçekten sürpriz değil. Hani gazetecilikte demiştim demek itici bir söz ama her an her şeyin olabileceğini, Erdoğan'ın hiçbir kafasına bir şey koyduğunda, buna ret yanıtı aldığında hemen madem reddettiler kalsın demeyip mutlaka zorlayacağını söylemiştik. Yine Erdoğan zorladı. Zaten Fatih Erbakan da önceki akşam bir Habertürk'teydi yanılmıyorsam oradaki yayında bir boşluk bırakmıştı. Perde gerisinde pazarlıklar sürüyordu, öyle anlaşılıyor. Şu anda birlikte girme kararı aldılar. Burada bir etken, durumun sıcaklığıyla söylüyorum, Fatih Erbakan'ın 100 bin imzayı bulamayacağı yönünde bir hava oluştu. Dikkat ederseniz en son baktığım rakamlarda hani yarıya bile anca gelmişti. Bu birinci etken olabilir diye değerlendiriyorum. İkinci etken biraz önce söylediğim gibi Yeniden Refah Partisi çok çok önemliydi Erdoğan için. Kısa bir takdim tehir, geçmişi arımsatmam gerekirse iki seçim önce yani 2015 yılında Saadet Partisi'ne Erdoğan şu teklifi götürmüştü. Saadet Partisi'ne 20 milletvekili vereyim. Partinin anahtarını bana ver demişti. Ben ama sana 20 milletvekili vereyim demiştim. O gün yine Genel Başkan Temel Karamollaoğlu bunu reddetmiş ve bağımsız girmişti. Sonraki seçimde tekrar Erdoğan denedi Saadet Partisi'ne karşı, şansını tutmamıştı anımsarsanız. Ve yine rahmetli Oğuzhan Asil Türk ölmeden önce biliyorsunuz Saadet Partisi saflarında Erdoğan'la ayrıca görüşmüş ve Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na AKP'ye yakın tutmak için olağanüstü çaba harcamıştı. Ama ömrü vefa etmedi. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin diyelim. Ondan sonra o defter kapandı. Ondan sonra Yeniden Refah Partisi'nin güçlenmesi, Fatih Erbakan bu tür yorumlar yaptığımızda biraz bozuluyor ama AKP'nin de el vermesiyle oldu. Sadece Yeniden Refah Partisi'nin şu Saadet Partisi'nin eski binasında olduğunu, hani o binanın tartışmalı bir şekilde Yeniden Refah Partisi'ne verildiğini anımsatalım yeter. Bütün bu geçmişte olup bitenlerden sonra bugün Yeniden Refah Partisi iktidarla Cumhur İttifakı ile hareket etme kararı aldı. Burada amaç, iki hedef var öyle görünüyor. Erdoğan bir, işte milli görüşün temsilcisi benim yanımda demek onun için önemli. İki, Millet İttifakı'nın içindeki Saadet Partisi gerçeği yansıtmıyor demek onun için önemli. Yani iki uçlu bir hedef edinmiş oldu Erdoğan bu anlamda. Ama bu zorlama bence hani nasıl Millet İttifakı'nda Akşener'in böyle 3 Mart'ta koyduğu tavır ardından 6 Mart'ta farklı bir zemine geldiyse, şimdi de Fatih Erbakan'ın 3 gün önce söylediğiyle bugün söylediğinin farklı bir yere gelmesi, bu işin çok gerçekten zorlu olduğunu, siyasetin zorlandığını, siyasetin kurallarının da zorlandığını görüyoruz Sayın Karataş. Yani ilk evvel emirde sıcak olarak söyleyebileceklerim bunlar. Hüdapar'ın da yine AKP listelerinden seçime gireceği konuşuluyor. Biliyorsunuz Erdoğan Millet İttifakı için altı birbirine benzemez demişti. Eğer AKP Hüdapar'a benziyorsa hakikaten söyleyeceğimiz bir şey yok. Yani her türlü bu ortak paydalara karşı bir siyaset üretmekte Hüdapar. Özetle şu anda Cumhur İttifakı 4+1 olmuş oldu. AKP, MHP, Yeniden Refah Partisi, YRP, Büyük Birlik Partisi ve bir de şimdi yine
ittifak listelerinden Hüdapar olmuş oldu. Biliyorsunuz bugün saat 17'ye kadar, 17'ye 13 var şu anda, 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na şey vermek gerekiyor. İttifakların nasıl ittifak yapacağınızı bildirmek gerekiyor. Aşağı yukarı son şeklinin verildiğini söyleyebiliriz şu anda ittifaklara. Peki. Peki bir de bir 6.284 meselesi vardı. Özellikle AKP'nin kendi içinde de tartışma yaratmıştı. Özlem Zengin sosyal medyadan veyahut pek çok mecradan da aslında tepkiler almıştı. Bu noktada yeniden Refah'ın istediklerinden biri de 6.284 sayılı yasanın, koruma kanununun aslında kalkmasıydı. Bu konuda ne olmuş olabilir? Bu konu konuşulmuş mudur veyahut bir uzlaşmaya varılmış mıdır? Çünkü önemli de bir nokta. Şimdi tabii ben bu konunun da ötesinde, tabii çok önemli bir konu kadına şiddet. Hakikaten her gün vahşi bir şekilde ölümler yaşamaktayız. O gerçekten neredeyse hani demeye dilim varmıyor ama hani bu kadın cinayetleri neredeyse hani yani soykırım diyeceğimiz kadar vahşi bir hal aldı. Terör faaliyeti halini aldı. Yani bu konuda en ufak bir mazur görme, en ufak bir hafifletme bile çok yanlış bence. Elbette bu konuda yeniden Refah Partisi kadrolarıyla Cumhur İttifakı arasında bir ortak paydaşma olmuştur. Ama bu ittifakın onun ötesinde bir anlam taşıdığını düşünüyorum ben. O camia, o kesimler kendi içlerinde eğer bu iktidarı bırakırsak her şeyi kaybederiz gibi bir anlayış içinde kendi tabanlarına bütün hani siyasette kullanılabilecek her şeyi kullanarak bu siyaseti yaptıklarını görüyoruz. Bir de yeniden Refah Partisi içinde tabii isimlendirmek biraz haksızlık olur ama AKP ile bağlantılı kollar vardı. AKP ile bağlantılı kimi hatlar vardı. Zaten ilk aşamada görüşme o çerçevede geçmişti. Görünen o ki onlar devreye girdiler ve bu ittifak oluşmuş oldu. Evet, teşekkür ederim. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay konuğumuzdu. Yeniden Refah Partisi'nin 4 gün içerisinde değişen ittifaka katılma kararını bizler için değerlendirdi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.